Kuzum benim, senin kadar tatlı olsunlar, senin kadar güzel kaşlı olsunlar. Ben başka hiçbir şey istemem hayatta. Oh, sağ olasın. Evet ya, ben de onları parka getiririm. Böyle sallarım vallahi ya. Aman Fiko'cum, senin elin ayarı yok. Sen sallama istersen. Fırlatırsın vallahi çocuklara. Niye abi ya? Allah Allah. Aşk olsun Rahmet ya. Fiko'dan daha iyi abi mi bulacaklar? Bakacağız. Aşkım. Ah, Filiz arıyor. Barış arıyor beni de. Ya söyle kuzum. Alo. Tülay, benim işim uzadı da biraz geç kalıyorum. Kusura bakma. Ay yok canım, hiç sorun değil. Aşk olsun. Buradayız biz. Çalış sen. Rahmet'in ayağı nasıl oldu? İyi iyi. Topallıyor biraz tabii ama şimdi uzattı oturuyor. Keyfi yerinde, merak etme. Hah, iyi tamam. Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Haydi, öptüm ben de. Ya senin emrin olur ya. Söyle, hemen yapalım. Ya senin buralarda böyle bildiğin temiz bir otel var mı? Yani hastanede kalmaktan gına geldi. Evim de yok biliyorsun. E oğlum, ne yapacaksın oteli? Gel bizde kal. Yok be şimdi. Tülay da dinlensin kız, size rahatsızlık vermeyeyim. Ya saçmalama, gel sen oğlum, ne rahatsızlığı? Yok ya. Gel, ciddiyim yani. Hem ben de bir kafa dinleyeyim, tek başıma kalayım ya. İyi olur. He, öyle diyorsun yani. Vallahi bizim de bir otel maceramız vardı da kötü bitti sorun. Neyse, ben şimdi bir bakarım, bir sorup soruşturup mesaj atarım sana o zaman. Tamam, tamam, bekliyorum. Ha, bir şey diyeceğim, bana bak. Filiz'e bir şey söyleme, olur mu? Niye lan? Ya, söyleme işte. İyi, tamam. At. Ne diyor? Şey, bu yakınlarda temiz otel sordu da gel bizde dedim, yok dedi. Allah Allah. İşte bir de Filiz'e söyleme dedi. Kesin kavga etti bunlar yine ya. Alo. Ha Filiz. Ya Barış bugün otelde kalacakmış. Hangi otel? Ya Allah Allah. Hangi otel? Söyle çabuk. Bilmiyorum, bakacağım daha ben de. Müsait odanız var mıydı acaba? Tabii, bir kimlik alabilir miyiz? Ha, pardon. Ben bir şey istemiyorum, teşekkür ederim. Nerede öğrendin burada olduğumu? Tufan'da. Tülay'dan öğrendim tabii ki. Ya ne işin var senin burada? O kadar mı kızdın bana? Yok ya, kızmadım. Niye kızayım? Çıkmışsın işte. Ya işim bitti, geldim işte. Ne var bunda bu kadar büyütçük, anlamadım ki. Hem işim biter bitmez sana geldim. Ya bu. Bugün beni delirttin biliyorsun değil mi? Ay ben delirtmedim, sen delirdin. Ya hem yanlış anlıyorsun her şeyi, hem bir de üstüne kıskançlık yapıyorsun. Sanki bilmiyorsun, benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Ne? Bir daha söyle bakalım. Bugün çok yoruldum, duyamıyorum. Ben seni seviyorum. Kimseyi kıskanmana gerek yok. Efendim Ömer. Alo Filiz. Bu saatte arıyorum, kusura bakma ya. Buyur, bir şey mi diyecektin?
Ben şu sipariş formlarını bulamıyorum. Sen bu arada gittin mi eve? Geç oldu ya saat, merak ettim. Ne yaptın? Neredesin? Ha, gittim eve, gittim. Sipariş formları masanın üstündeydi de ben en son oraya koymuştum. Ha tamam tamam, buldum. Ya, kusura bakma, benim de yorgunluktan kafam iyice dağıldı. Ya, haklısın, sen de yoruldun çok. İnşallah. Olsun canım, dinleniriz. Neyse, o zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Çay yaptım kendime, sana da yapsam mıydım? Filiz'cim, bir şey yapmak zorunda değilsin. Gel otur şöyle. Bir şey konuşacağım seninle. Söyle. Filiz, bu böyle olmayacak. Ne demek o? Ne demek olduğu gayet açık değil mi? Cemil gitti, şimdi Ömer geldi. Bu nasıl olacak? Ne zamana kadar böyle gidecek bu? Hayır, yani kimsenin bitip başladığı yok. Ya bir susar mısın canımın içi? Bir açıklama yapma, beni dinle bir. Bak, ben seni anlıyorum. Tamam mı? Aklından ne geçiyor, neden bunları yapıyorsun? Durumunun farkındayım. Ama ben de dayanamıyorum artık. Yapamıyorum. Haklısın. Haklıyım. Haklıyım. Yani istediğim bursa... Neyse. Yani ayrılmaksa... Ne diyorsun be? Ne ayrılması? Ayrılık konuşması yapıyorsun. Hayır, ayrılık konuşması falan yapmıyorum. Kimde de ayrılacağız ya? Ayrılmak diye bir kelime çıktı mı benim ağzından? Dayanamıyorum diyorsun, yapamıyorum. Dayanamıyorum, evet. Ben sana ne diyecektim biliyor musun? Gidelim sen şu Cemil'den ayrılıp Yıldırım nikah basalım. Ama yok. Ben sensiz uyuyamıyorum. Sensiz uyanamıyorum. Anladın mı? Çok seviyorum seni. Dinlemiyorsun ki beni, hala dinlemiyorsun. Ben sana neler söylüyorum? Ben kabul etmezdim zaten. Neyi? Ayrılmayı. Aa, ben uyuyakalmışım burada. Tamam işte, ne güzel. Seni uyurken izlemek de keyifliymiş ha. Ya olur mu ya? Niye uyandır... Uyuduğumu gördün, uyandırmadın mı? Niye uyandırayım be? Manyak mısın? Ya eve gitmem lazım. Benim çocuklar okula gidecek ya, kahvaltı hazırlayacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Onlar kendileri hallederler. Biz gidelim, bir daha nerede denk geleceğiz? Böyle gidelim baş başa kahvaltı edelim. Ne güzel olurdu. Ama babaannem de evde. Hem... Hem ne? Ya hem işe de gideceğim işte, biliyorsun. Bütün gece çalıştın. Şimdi yine seni çağırıyor değil mi? O yüzden mi gidiyorsun? Hadi tartışmayalım bunları. Tamam, işim bu benim. Hadi. Hadi çıkalım ben. Hadi. İyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Bekir Hoca'nın ameliyatı olmasaydı... ...ne yapar eder, seni o kahvaltıya götürürdüm de. Neyse. Al, telefonunu unutmuşsun. Ne yapıyorsun? Tişörtümü değiştirip geliyorum. Tamam, hadi acele et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.